Bu ile birlikte lineer diferansiyel denklemler için seri çözümleri üzerine konuşmaya başlıyoruz. Ancak çözüm metodunu anlatmaya başlamadan önce bir iki tane tanım yapmamız gerekiyor. Bu videoda bu tanımları yapıyor olacağız. Adi nokta ve singüler nokta tanımlarını. Bu tanımlar için de tabii ki analitik fonksiyonun ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden analitik fonksiyonla başlayalım. Bu ne demektir? Bunu söyleyelim. Analitik fonksiyon basitçe kuvvet serisi açılımı elde edilebilen fonksiyonlara denir. Analitik fonksiyon. Yazalım isterseniz. Kuvvet serisi açılımı. Tabii kuvvet serisi derken Taylor ya da Maclaurin serisi demek istiyorum. Onlar da bir kuvvet serisidir zaten, değil mi? Kuvvet serisi açılımı elde edilebilen fonksiyonlardır. Elde edilebilen diyelim. Edilebilen fonksiyonlardır. Bunlar neler olabilir mesela? Neler olabilir bunlar? Biliyoruz ki mesela e üzeri x'in her x değeri için geçerli bir seri açılımı vardır. Dolayısıyla deriz ki e üzeri x her x değeri için analitik bir fonksiyondur. Aynı şekilde mesela sinüs x, kosinüs x. Çok kullanılan Maclaurin serileri olarak bunların seri açılımları olduğunu biliyoruz, değil mi? Bunları aklımızda tutalım demiştik ve göstermiştik. Dolayısıyla bunlar mesela ne diyelim? Her x değeri için, her x değeri için diyelim, için analitiktir bu fonksiyonlar. Böyle denir. Çünkü seri açılımları vardır her x değeri için geçerli olacak şekilde. Örneğin mesela ln x fonksiyonunu düşündüğümüzde bu ifade ise x büyük 0 için analitiktir. X büyük 0 değerleri için analitiktir. Zaten x küçük 0 için tanımlı bile değil, değil mi? Neden burası eksi olamaz iç kısmı? Analitiktir diyebiliriz. X büyük 0 için seri açılımı vardır bu fonksiyonun. Mesela tüm polinomlar diyelim her x değeri için analitiktir. Her x değeri için analitiktir. Tabii bunları neye göre söylüyoruz aslında? Burada her fonksiyonun seri açılımı olup olmadığını biliyor muyum? Yani böyle kafadan neye göre hepsini ezbere biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. Burada yararlandığımız bir şey var. O da şöyle, Taylor serilerinin genel gösteriminden yararlanıyoruz aslında burada analitik fonksiyon olup olmadığını değerlendirirken bir ifadenin. Şöyle ki Taylor serilerinin genel açılımını hatırlayalım. Direkt yazalım sigma notasyonu ile birlikte. N eşittir sıfırdan sonsuza AN var aslında burada ama AN'in ne olduğunu direkt yazayım. F'nin n'inci dereceden türevi x0 bölü n faktöriyel çarpı x eksi x0 üzeri n. Herhangi bir fonksiyon için Taylor serisi açılımı bu şekildeydi. Dolayısıyla burada dikkat edersek bir kriter olarak bir fonksiyonun Taylor serisi açılımı olabilir mi olamaz mı kriteri şu şekilde belirleniyor. Bu fonksiyon için, aradığımız fonksiyon için fonksiyonun diyelim o noktada bütün dereceden türevleri var mı? Buna bakıyoruz. Çünkü bu seriyi yazmak için bütün dereceden türevlere ihtiyacımız var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bütün dereceden türevleri olmalı. Bu ifade çünkü şurası türev demekti. Üst değil hatırlarsanız. O halde burada bir bakacak olursak eğer e üzeri x'in bütün dereceden türevleri vardır, değil mi? Bulunabilir. Çünkü e üzeri x'in birinci dereceden türevi kendisine eşittir. İkincisi de, üçüncüsü de, dördüncüsü de ve hepsi vardır ve kendisine eşittir. Mesela sinüs x'in de bütün dereceden türevlerini bulabilirsiniz. Her x değeri için bulabilirsiniz. Kosinüs x'in de öyle. Ln x için, x büyük 0 için bunu yapabilirsiniz. Ve tüm polinomlarında aslında tüm polinom şeklinde yazılabilen ifadelerinde bütün dereceden türevlerini bulabilirsiniz. Mesela bir basit polinom söyleyeyim. En basiti ne olabilir? X olabilir, değil mi? Mesela x'in birinci dereceden türevi ne? 1. İkinci dereceden 0. Üçüncü dereceden 0. Dördüncü dereceden 0, 0, 0 diye devam ediyor. Ama sonuçta hepsi var. Onu söylemeye çalışıyorum. Ya da bir başka basit polinom düşünelim. Mesela x kare artı 4. Mesela bu da bir polinom. Birinci dereceden türevi ne? 2x. İkinci dereceden 2. Üçüncü dereceden 0. 4, 5, 0 diye devam ediyor. Ama hepsi mevcut. Tüm x değerleri için mevcut. Dolayısıyla bu ifadeler, deriz ki tüm polinomlar her x değeri için analitiktir. Mesela öyle olmayan bir örnek düşünelim. Fx eşittir mutlak değer x eksi 1 fonksiyonunu düşünelim. Bu fonksiyonun zaten şöyle grafiğine baktığımızda, grafiğini düşündüğümüzde şöyle olacaktır, öyle değil mi? Böyle
kırılan bir çizgi, şöyle x eşittir 1 noktasında kırılır bu. Kırılma yapar. Ve dolayısıyla x eşittir 1 noktasında bunun türevi yoktur. Çünkü burası kırılma noktası. Kırıldı yani. Buna teğet çizemezsiniz. Fonksiyon türev ne demekti? Fonksiyon eğrisinde çizilen teğetin eğimi. Burada teğet çizilmiyor zaten kırılma noktası olduğu için. Dolayısıyla x eşittir 1 noktasında bu fonksiyonun türevi yoktur. Dolayısıyla mesela bu fonksiyon x eşittir 1 noktasında analitik değildir deriz o yüzden. Analitik değildir. Çünkü türevleri yok. Bu şekilde analitik fonksiyonları tespit edebiliriz. Şimdi de asıl tanımımıza gelelim. Adi nokta ve singüler nokta ne demek? Adi nokta diyelim ve singüler nokta. Tabii ki bu tanımları boşa yapmıyoruz. Niçin yaptığımızı da söylüyor olacağız yaptıktan sonra tanımları. Adi nokta ve singüler nokta için, tanımları için bir lineer diferansiyel denklem düşünelim. İkinci dereceden lineer bir diferansiyel denklem. Onu da şu formatta yazalım. Y'nin ikinci türevi artı Px çarpı Y'nin birinci türevi artı Qx çarpı Y eşittir 0. İkinci derece lineer homojen bir diferansiyel denklemdir bu, öyle değil mi? Ve buradaki Px ve Qx sabit katsayı falan değil. Nedir? Bir x'in fonksiyonudur. Böyle ifadeler için diyeceğiz ki, buraya dikkat edelim. Px ve Qx. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Hem Px hem Qx. X0'da analitik diyelim ise, analitik ise x0'a, analitikse ne demek? X0'da bu iki fonksiyonun kuvvet açılımı varsa x0'a denklemin adi noktası denir. Denklemin adi noktası denir. Noktası denir diyeceğiz. Yani x0 noktası için hem px'in hem qx'in seri açılımı olması lazım. Adi nokta olarak isimlendirilebilmesi için. Denklemin adi noktası diyebilmemiz için bu noktaya. Bir tanesinde olup bir tanesinde olmazsa işe yaramıyor. İkisinde birden ne diyeceğiz? İkisi birden seri açılımını veriyor olmalı x0'da. Hem px hem qx. Buna dikkat edelim. Peki singüler nokta ne? Singüler noktada bir x0 adi nokta değilse singüler noktadır. x0 adi nokta değilse singüler noktadır diyeceğiz. Tabii bu tanımları niye yapıyoruz? Yani neden böyle şeylerle giriş yaptık? Çünkü lineer diferansiyel denklem için seri çözümlerini yaparken adi nokta civarında yapacağız öncelikle. Tabii ki belli bir tipte aslında singüler nokta için de çözüm yapılabilir. Onu da sonra göreceğiz ama adi nokta civarında çözüm yapıyor olmamız bizim için önemli. Yoksa başka türlü çözüm yapamıyoruz seri çözümü. O yüzden bu tanımları yapıyoruz. Tabii ki şunu da hani ileride zaten yapıyor olacağız sık sık ama şunu da söyleyelim ilave olarak. Genellikle x eşittir 0 civarında, x eşittir 0 noktası civarında seri açılımı yapıyor olacağız. Dolayısıyla x eşittir 0'ın aslında adi nokta olup olmadığı bizim için öncelikli olarak önem taşıyor olacak diyelim. Evet, şimdi bu adi nokta, singüler nokta tabii. Mesela bir örnek verelim şimdi. Ne diyelim? Mesela şöyle bir ikinci derece lineer bir diferansiyel denklem düşünün. Mesela ne diyeyim? Burada e üzeri x'i alayım şuradan. E üzeri x çarpı y'nin türevi artı kosinüs x çarpı y eşittir 0. Bu denkleme bakacak olursak örneğin e üzeri x tüm x değerleri için analitiktir. Kosinüs x de tüm x değerleri için analitiktir. Bu durumda bu diferansiyel denklem için tüm x noktaları adi noktadır değil mi? Tüm x değerleri adi noktadır bu diferansiyel. Singüler nokta yoktur mesela. Bir başka örnek verelim. Örneğin buraya ln x yazsak, ln x çarpı y'nin birinci türevi artı buraya da bir polinom yazalım. Mesela x kare artı 5x eksi 4 çarpı y eşittir 0 örneğin böyle bir şey olsa. Buradaki ifade yani qx dediğimiz ifade değil mi? Polinom. Polinomlar her x değeri için analitiktir. Bu nedenle burada bir sıkıntı yok. Ama burada mesela baktığımızda bu sadece x büyük 0 için analitik değil mi? Bu x ln x, x büyük 0 iç değerler için seri açılımı var sadece. Bu durumda ne diyeceğiz? Bu ifadede x büyük 0 değerleri için açılım olduğuna göre değil mi? X büyük 0 için
Hem bu analitik hem bu analitik olacak. Dolayısıyla x büyük sıfır değerlerin hepsi adi nokta olacak. Bunların adi nokta olduğunu söyleyebiliriz. Kalan noktalar, yani x küçük eşit sıfır noktaları ise singüler nokta olacak. Değil mi? Singüler nokta diyebiliriz. Bu şekilde adi noktayı, singüler noktayı tabii ki tespit edebiliriz. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir çok karşılaşılan durumdan bahsediyorum. Adi nokta ve singüler noktanın noktalarını tespit ederken bir diferansiyel denklemi. Çok karşılaşacağımız bir durumdan bahsedelim. Buraya böyle yıldız koyup bu durumda ne yapacağımızı söyleyelim. Eğer diyelim px ve qx, px ve qx kesirli payı ve paydası diyelim parantez içinde. Payı paydası analitik. Bunu ne demek olduğunu örnek üzerinde göstereceğiz. Payı paydası analitik fonksiyonlardan oluşan ifadelerse diyelim. Oluşan ifadelerse bu durumda singüler adi noktaları nasıl tespit ederiz? Bir metot söyleyelim burada. İlk olarak payday sıfır yapan değerler singüler nokta adayı olarak belirlenir. Singüler nokta adayı diyelim. Adayı olarak belirlenir. Daha sonra bu noktalar kaldırılabiliyorsa sadeleşmeyle, şöyle yazalım. Sadeleştirmeyle noktalar kaldırılabiliyorsa kaldırılır diyelim. Kaldırılır. Tabii bu sadeleştirmeyi hem direkt olarak hem de seri formunda yapabiliriz aslında. Bu da kritik bir nokta. Örnek üzerinde ne demek istediğimizi göreceğiz zaten. Kaldırılamıyorsa o noktaya singüler nokta denir. O nokta singüler noktadır. Yani px ve qx kesirli ifadeler olduğunda paydanın ne olduğu bizim için önem taşıyor. Onu söylemeye çalışıyoruz. Paydaya bakıyoruz singüler noktaları tespit ederken. Hemen bir örnek üzerinde bu duruma bakalım. Ve ne demek istediğimizi daha iyi bir şekilde anlatmış olalım örnek üzerinde. Mesela örneğimiz şöyle olsun. Ne diyelim? X çarpı y'nin ikinci türevi artı x çarpı 1 eksi x üzeri eksi 1 çarpı y'nin birinci türevi artı sinüs x çarpı y. Şöyle yapalım. Eşittir 0. Bu diferansiyel denklem için singüler noktaları bulalım. Nasıl düşüneceğiz? Bir kere ilk başta bu diferansiyel denklemi istediğimiz forma getirmemiz lazım. Çünkü buraya dikkat ederseniz px ve qx demiştik. Ancak x, y'nin ikinci türevinin başında bir şey olmaması gerekiyor. Yani bunun katsayısının 1 olması gerekiyor. Yorum yapabileceğim formda olması için. Her şeyden önce buradaki diferansiyel denklemi x'e bölerek düşünmem lazım. Genel formumun haline getiriyor olmam lazım. Dolayısıyla bunu yaparsak eğer y'nin ikinci türevi artı diyelim. Bu ifadeyi x'e böleceğiz. Nasıl yazalım? Şöyle bunu 1 bölü x diye yazalım. X bölü 1 eksi x çarpı x değil mi? Bir de x'e böldüğümüz için. Çarpı y'nin birinci türevi artı sinüs x bölü x çarpı y eşittir 0. Sadece diferansiyel denklemin her tarafını x'e böldüm. Şuranın katsayısı 1 olsun diye. Buna dikkat edelim. Bu hale geldikten sonra işte buna px diyoruz. Buna da qx diyoruz. Ve bunları netleştirdikten sonra şöyle bir bakıyoruz. Bir kere kesirli bir ifade oluştu. Ve ilk yorumumuz şu olacak. Şu ifadelere bakalım. Mesela bu ifade polinomdur değil mi? X polinom. Aşağısı da polinom. Dolayısıyla payı ve paydası aslında analitik bunun. Burası analitik. Tüm polinomların analitik olduğunu biliyoruz değil mi? Burası da analitik. Analitik. Sinüs x'in de analitik olduğunu biliyoruz. Her x değeri için analitik. Yani her x değeri için analitik yazmam lazım aslında ama öyle yazmadık. Şimdi uzun uzun yazmayalım diye.
Sinüs x de nedir? Analitiktir her x değeri için. X de polinom olduğundan her x değeri için analitiktir. Dolayısıyla aslında bu ifade kesirli olmasaydı her x değeri için analitiktir diyebilirdik. Hem px hem qx. Dolayısıyla bütün x değerleri adi noktadır diyebilirdik. Ancak ifade kesirli olduğu için paydayı sıfır yapan değerler singüler nokta olma adayıdır. Bu noktalara dikkat etmemiz gerekir böyle bir şeyle karşılaştığımızda. O halde bakalım mesela px için bakalım. Px için px'in analitik olmadığı noktalar nelerdir? Bir bakalım paydaya dikkat ederek. Paydayı sıfır yapan değerler x eşittir 0 ve x eşittir 1 değerleridir, öyle değil mi? X eşittir 0'a bakalım. X eşittir 0 paydayı tamam 0 yapıyor ama sadeleşmeyle kaldırılabiliyor. Bakın x'ler sadeleşirse bu px'i 1 bölü 1 eksi x diye yazabilirim. Bu durumda x0 adaylıktan ne oldu? Çıktı. Neden? Çünkü kaldırılabiliyorsa kaldırırız demiştik sadeleşmeyle. Dolayısıyla x0'da px analitiktir. Tabii aslında sadece x0'da analitik olması yetmiyor. Adi nokta olabilmesi için qx'te de analitik olması gerekiyor. Değil mi? Qx'in de x0'da analitik olması gerekiyor. Ama biz şimdi px'i kontrol ediyoruz. X eşittir 1 noktasına baktığımızda x eşittir 1 noktasında kaldırılabilecek bir durum yok. Dolayısıyla px x eşittir 1 noktası için analitik değildir diyoruz. Analitik değildir çünkü paydayı sıfır yapıyor bir kere x eşittir 1 noktası ve de kaldırılamıyor. O halde x eşittir 1 noktası artık qx'te analitik bile olsa, qx x eşittir 1 için analitik bile olsa işime yaramaz. Çünkü bir noktanın adi nokta olması için hem px'te hem qx'te seri açılımı olmalıydı. Dolayısıyla x eşittir 1 kesinlikle bir kere singüler noktadır. X eşittir 1 noktası singüler noktadır. Diyeceğiz. Bu denklemin singüler bir noktasıdır. Bakalım başka singüler noktalarda var mı? Buradaki kritik soru x eşittir 0. X eşittir 0 px için analitik ama belki de qx için değil. Bakalım qx için değilse yine o da singüler nokta olacak çünkü. Sinüs x bölü x ifadesi qx'e eşit. Dolayısıyla burada x eşittir 0 için payda nedir? 0 oluyor. Dolayısıyla bu bir ne diyelim? Singüler nokta olma adayı ama bakacağız. Henüz belli değil. Bunları kontrol edeceğiz. Ne diyoruz? Tabii burada ilk bakışta sadeleşme de yapılmıyor değil mi? Kaldırılamıyor diye düşünüyoruz. Ama aslında sadeleşme yapılabiliyor. O yüzden bir önceki sayfada dedik ki hem sadeleşmeye bakarken hem seri formunda yapılabiliyor mu diye bakmak lazım hem de direkt olarak yapılabiliyor mu diye bakmak lazım. Mesela sinüs x'in seri açılımını düşünsek ne olacaktır o? X eksi x küp bölü 3 faktöriyel, işte artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel, eksi falan filan diye devam ediyor. Bölü x diye yazabiliriz bunu. Bu formda düşündüğümüz zaman sadeleşme yapılabilir değil mi? Bu neye eşit olacaktır bu ifade? 1 eksi x kare bölü 3 faktöriyel artı işte x üzeri 4 bölü 5 faktöriyel, işte eksi filan diye devam eden bir ifade olacak. Bu ifade de her yerde analitik bir ifadedir. Dolayısıyla x eşittir 0 kaldırılabiliyor. Bu paydadaki ne diyelim bozukluk kaldırılabiliyor. Seri formundan sadeleştirmeyi yapıyorum. O da olabilir. Dolayısıyla kaldırılabildiği için bu x eşittir 0'da da bu qx'de analitiktir diyoruz. O halde x eşittir 0'da ve px'de de analitik olduğuna göre, ikisinde de analitik olduğuna göre ne diyeceğiz? X eşittir 0'da bu diferansiyel denklem için adi noktadır diyebiliriz. Dolayısıyla tek singüler noktamız var. O da x eşittir 1 noktası. Bu diferansiyel denklem için singüler noktadır diyoruz. Bu şekilde tespit ediyoruz. Böyle kesirli şeylerle karşılaşılabilir fazlaca. O yüzden bunu böyle bu örneği de vermiş olalım. Aslında video bu kadar. Ancak videoyu bitirmeden önce bir küçük bir örnek daha yapmak istiyorum. Hatta yani örnek bile değil ama bir şey söylemek için sadece. Mesela şöyle birinci derece lineer bir ifade de düşünebilirdik. İlla ikinci derece olmasına gerek yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Mesela burada da inceleme yaparken buradaki ifadenin katsayısının 1 olmasına dikkat edip bu sefer şuradaki fonksiyonun analitik olup olmadığına bakıyoruz. Buradaki ifade her yerde analitik değil mi? Neden? Çünkü polinom. Dolayısıyla x eşittir
ne bileyim her yerde x'in bütün değerleri için seri açılımı vardır ve bütün değerler bu diferansiyel denklem için adi noktadır diyebiliriz tüm x değerleri. Bunu da hani birinci derece diferansiyel denklemler için de düşünülebilir söylemek için bunu da bu örneği de böyle basitçe vermiş olalım diyoruz. Evet, bu video bu kadar olsun. Bu tanımları yaptıktan sonra bir sonraki videoda artık lineer diferansiyel denklemler için seri çözümlerinin metodunu anlatıyor olacağız ve bir tane de örnek yapıyor olacağız.